Alt kültür, orta seviyede bir alt topluluğun daha büyük bir toplum içerisindeki baskın kültürden ayıran kültürdür. Yani alt kültür bir milletten daha küçüktür ama mikro kültürün aksine onu oluşturan insanları hayatları boyunca destekleyebilecek kadar büyüktür. Peki bütün bunlar ne demek? Hemen bir bakalım. Alt kültür orta seviyede bir alt topluluğun kültürüdür. Kültür de bir toplumun fikirleri toplamıdır. Buna o toplumu oluşturan değerler, inançlar ve kurallar da dahildir. Buradaki orta seviye o nüfusun mikro ve makro seviyedeki topluluklar arasında bir yerde olduğu anlamına geliyor. Burada mikro küçük, makro büyük demek. Orta seviyeyi analiz ederken sosyologlar bunlara bakıyor. Yani bunu orta büyüklükte gruplar olarak düşünebilirsiniz. Örnek olarak topluluklar, organizasyonlar, şehirler, eyaletler ve hatta klan ve kabileleri söyleyebiliriz. Yani bir alt kültür, daha büyük bir kültürün içinde daha küçük bir topluluktur ve bu az önce örnek verdiğimiz şehir ve eyaletleri de kapsayabilir. Basitçe söylemek gerekirse, bu ilk cümleyle söylemeye çalıştığım şey, alt kültürün orta büyüklükte bir topluluğun kural ve fikirleri olduğu. Tanımımızın geri kalanı da alt kültürün kendini içinde bulunduğu büyük toplumun baskın kültürlerinden farklı görüyor olması. Bu da şu anlama geliyor. Bir şekilde diğerlerinden farklılar. Yine de şunu bilmek gerekir. Alt kültürler belli açılardan toplumun bütününden farklı olsalar da baskın toplumun kültürünün bir kısmını da paylaşırlar. Yani farklılar ama tamamen farklı değiller. Şimdi Analizimizi şöyle toparlayalım. Bir alt kültür, belli bir açıdan toplumun büyük kısmından ayrılan, orta büyüklükte bir topluluğun kural ve fikirleri bütünüdür. Ayrıca alt kültürün mikro kültürden farklı olduğunu, çünkü alt kültürün onu oluşturan insanların hayatları boyunca devam etmeye yetecek kadar büyük olduğunu da söylemiştik. Şimdi bir hatırlatma olarak mikro kültürün bir kişinin hayatının sadece küçük bir kısmını etkileyen grup ve organizasyonlar olduğunu da ekleyelim. Yani bir kimsenin yaşamının sınırlı bir bölümünde etkili oluyorlar. Örnek olarak izci grupları, üniversite öğrenci kulüpleri ve hatta yatılı okulları söyleyebiliriz. Alt kültürler insan hayatını mikro kültürden çok daha uzun bir süre etkilerler. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ni ele alacak olursak, Meksika kökenli Amerikalılar, hatta New York'taki Ortodoks Yahudiler gibi kapalı dini gruplar alt kültür olarak sayılabilirler. Hatta elit üst sınıf gibi sosyal sınıf ve gruplar da buna örnek olabilir. Alt kültürler dominant grupla gerginlikte yaratabilirler. Dominant yani baskın grubunda toplumun kültürel beklentilerini belirleme gücü vardır. Bir örnek verelim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mormonların çok küçük bir kısmı poligamiyi savunur. Poligami bir kişinin birden fazla eşle evlenmesidir. Burada eşi vurgulamak istiyorum. Çünkü erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi aslında poligini olarak adlandırılır ve bu da pek çok Mormonun yaşadığı Utah'ta kanunlara aykırıdır. Ve hala bu uygulamaya ve bu inanca sahipler. Daha büyük olan kültürle çatışma ciddi hale gelince, burada farklı bir türde bir kültür ortaya çıkıyor. Buna da karşı kültür diyoruz. Karşı kültüre sahip grubun beklentileri ve değerleri o toplumun ana değerlerine tamamen zıt oluyor. Mesela Pensilvanya ve Ohio'daki eski düzen Amish grubu bir karşı kültürü temsil eder. Amişler atlı araba kullanırlar, elektrik ve modern teknolojidense çok nadir faydalanırlar teknoloji ya da tüketicilik gibi baskın kültürün ana görüşünü reddederler ve onun yerine daha basit bir hayat tarzını öngören değerleri ve dini ilkeleri vardır. Sahip oldukları değerlerin büyük toplumun geneliyle çok farklı olması onları bir karşı kültür yapar.